Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamdolsun. Efendim iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması gayesiyle çalışmalarını sürdüren Vusat Derneğimizin çok kıymetli faaliyetlerini konuşuyoruz. İyiliğe Vusat programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, tabii ki yeryüzünde hakla batılım mücadelesinde e, biz inananlar olarak durmamız gereken ve Kıyamete değin mücadelemizi sürdürmemiz gereken bir hakikatle karşı karşıyayız. Birçok anlamda zor bir dönemden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği o ahir zaman dediği belki bir evreden bir dönemden geçiyoruz. Salgınlar, hastalıklar, savaşlar, insanın kadrinin kıymetinin kıymetsizleştiği bir dönem. Hamiyet perverliğin, iyiliğin, yardımlaşma ve kardeşliğin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönem. Tabi bu hasletleri yitirmemek, ayakta tutabilmek adına... Bunun savunucusu olan, bayraktarı olan elbette insanlar, kurumlar, kuruluşlar da var. Musat Derneği hem yurt içinde hem de yurt dışında hem insani yardım çalışmalarına hem de eğitim faaliyetlerine büyük bir önem veriyor. İnanıyor ki efendim bugün bir tohum, yarın bir fidan, yüz yıl sonra değiştirecek olan tüm dünyaya avı hayat olacak olan bir soylu çınar olacak. Ve biz inanıyoruz ki bugün atılan tohumların... Hak talakatında hiçbir zaman zayi olmayacağına ve iyiliklerin mutlaka o kişiyi, yapanı, yapan kişileri kazandıracağına bize inanıyoruz. Musat Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Muhsin Keleş Başkanımız da bugün konuğumuz. Başkanım nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah Ahmet abi. Çok şükür. Rabbimiz iyilerden eylesin inşallah daimi olarak. Ee, tabii e, iyiyiz derken ben kıymetli bir hocama sorardım, nasılsınız, iyi misiniz? Derdi ki e, şu anda belli değil. Bir de Karadeniz derdi ki şu an habora belli değil derdi. Ne zaman belli olacak? Ha yarın o belli olacak derdi. O yarın neresi? Yarın da işte kıyamet, e, ukuba, ahiret. Allah orayı da hayırlı ve iyi kılsın inşallah bizler için. Amin. İnşallah. Başkanım Şefkat ismine en güzel yakışacak gerçekten güzel bir proje. Bu haftada birçok e, ulusal basında yer aldı. E, birçok ekranda kendilerine e, bu güzel projeye ve destekçilerine yer verildi. Şefkat Çorbası projesini sizden dinleyelim. Evet. Ee, Ahmet abim Mustaç Derneği'nin şefkat yüzünü gösteren projelerden bir tanesi. Tabii ki Allah razı olsun Mustaç Derneği'mizin onlarca projesi var. Ama insana dair gerçekten e, insana dokunan çok özel projelerden bir tanesi bizim hı hı. şefkat çorbasımız. Çünkü o soğukta eli üşümüş bir amcamıza bir bardak çorba ikram ettiğimizde ya da orada o gece sokakta yatmış, e, o bir çorba bir bardak çorbanın sıcaklığını yaşayan o vatandaşımızın ya da acil servislerde hastane köşelerinde e, onları bir an olsun o yoğunlukta o üzüntünün içerisinde belki birinin yakını vefat etti. Belki birinin yakını çok hasta. Allah korusun e, farklı hastalıklara yakalandı. Hı hı. Onun o anki çıkmazın içerisinde o bir duygu var ya Ahmet abim. Onu yakalamabilmek, o insana dokunabilmek ben inanıyorum en güzel sadakalardan bir tanesi Allah'ın izniyle. Öyle Bizler değil. de Rabbimin izniyle, Bustat Derneği olarak Rabbimin izniyle, elimizden geldiği kadar insana dair, o insana dokunan o projeleri arttırmaya çalışıyoruz. Burada da 200 kişilik e, bir çorba ikramımız var. E, ortalama günlük 1000 TL gibi bir rakam yapıyor. E, bir günlük e, bu çorba mobil aşevimizin, hı. bu mobil araçlarımızla bir günlük yaptığımız ikramı, ee, bağışçılarımızla paylaşıyoruz. Onlar üstleniyorlar. Bugün hı hı. benim günüm olsun. Pazartesi günü benim günüm olsun diyen bağışçılarımız var. Bizler de elimizden geldiği kadar burada bağışçılarımızın bu bağışlarını oradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, anlık ihtiyacı olan özellikle zaruri kardeşlerimize çorba ikramı ile gidermeye çalışıyoruz. Başkanım günlük sanırım aracımızın bin kişilik bir kapasitesi var. Evet. Yönetmenim de ekrana getiriyor. Bu araç e, nerelerde dağıtımlar gerçekleştiriyor? Bunu da bilelim. Tabii ki Ahmet abim özellikle acil servislerde, hastane hmm, önlerinde. E, kimsesizlerin olduğu, o varoş çocukların olduğu, belki de sokaklarda, parklarda yatan vatandaşlarımızın olduğu bölgelerde. Hı hı. Ana halterlerde, o iş yoğunluğunda acil e, bir yerden bir yere çalışan, zaruri ihtiyaçları olan, o anki ihtiyaçlarını çözen insanlarımızın olduğu bölgelerde. Çok güzel. Bizler elimizden geldiği kadar insana dair ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, geçenlerde e, Ahmet abim e, Erzurum'da bir medresenin kapısında bir tabela görmüştüm. Bir Çerçeveye böyle Hı -hı. yapılmış. Çok hoşuma gitti. Ebul El Harakani Hazretlerinin bir sözü. Onun mübareğin bir aşevi varmış. Orada insanlara çorba ve yemek ikramı yaparmış Ahmet abim. Oradaki meşhur bir sözü var. Diyor ki Allah katında ruh olmayı hak etmiş olan her insan bu eşevinden yemek yemeyi hak etmiştir. Vay be. Yani dolayısıyla o insana dair, o insana dokunma var ya bizim hem ecdadımızda var hem Allah dostlarımızın adetleri arasında. E, çok güzel bir ecir Allah'ın izniyle. Başkanım, e, gerçekten soranlar oluyor zaman zaman. E, bu hayatta şu anda bulunduğumuz, yaşadığımız çağda bir ekmeğe hakikaten ulaşamayan insanlar var mı evet. diye bir e, zaman zaman biz de hayatın böyle şatafatına efendim çevremizdeki insanlara bazen gözlerimiz kapanıyor, göremiyor olabiliyoruz. kapıldığımızda biz de ya var mıdır acaba diye sual eylediğimizde Ramazan'daki Musa Derneği Kumanya çalışmalarına ben de katıldım. Gerçekten siz bu Kumaniye getirmeseydiniz bugün çocuğuma pişirecek bir şey yoktu evde diyen aileler oldu. Elbette ülkemiz ve tüm dünya tüm insanların tüm sıkıntılarını giderebilecek bir zenginliğe sahip. Cenab-ı Allah el-Rezaktır ve el-Gani'dir. Onun rızkının garantisi yaşattığı her canlıya rızkını ikram eden Cenab-ı Allah'tır. Ve dahi Gani'dir. Dilediğine dilediği kadar da verir. Amin ama bir vesile arıyoruz biz. Yani bugün devlet hastanelerinin acil çıkışlarında ben de zaman zaman şahit oluyorum. Başımıza geliyor akşam geç saatte çevredeki büfeler, kafeteryalar kapanmış. Hastasını yarım saatlik bir şey diye getirip yatırmak durumunda kalan, karnı aç olan ya da öyle olmasa dahi bir çorbanın hesabını, muhasebesini yapmak zorunda olan insanlar var. Geliri yok. İşsizlik ile karşı karşıya olan yüzlerce yüz binlerce insanımız var. Böyle zor bir zamanda şefkat çorbası ile sadece bu da değil tabii ki havalarda soğudu. Sokakta yatan vatandaşlarımız var ki geçtiğimiz günlerde gördüm onlara... Ee... Palto, mont ve battaniye dağıtan gençler vardı. E, ne kadar güzel bir hareket. Vallahi Bunda önemli. örnek olmasını istiyoruz. İşte onlara sıcak bir tas çorba. Bu çok önemli. Çok önemli. Evet. E, 200 kişilik çorba ikram bedeli 1000 lira dediniz. Evet Ahmet abi. E, nasıl ulaşabilirler? Bu çorba ikramlarını sizlere nasıl ulaştırabilirler başkanım? Tabii ki derneğimizi arayarak bağışlarımız 0212 659 2880. <laughs> Ahmet abim 659 2880. Burada gününü belirleyebilirler. Ben pazartesi günü ikram etmek istiyorum diyenler. Tamam. Cuma günü, özel günde ben böyle bir ikram yapmak istiyorum diyen bağışçılarımız olabilir. Hı hı. Bir gün bir anımız var Ahmet abi, onu anlatmak istiyorum. Tabii. Bağışçılarımızdan birisi arayıp, ya bu kadar projeler geliştiriyorsunuz, ne gerek var bunlara? Gibi bir ifade kullandı. Ben de dedim ki, abim dedim, iki tane önümüzde seçenek var. Ya elimizde bir kap, boş bir kap çorba tabağıyla sıra bekleyen insan olacağız ya da o çorbayı ikram eden insan olacağız. Rabbim bize ikram eden insan olmayı nasip etsin Amin. dedim. Bizim tüm gayemiz o. Ben aslında şuna da inanıyorum Ahmet abim ve bağışlarımızdan Allah razı olsun hepsi bu e, yapıyla bize yardım etmeye çalışıyorlar. Acaba o insanların ihtiyacı var. Onların mı daha çok ihtiyacı var yoksa bizim mi daha fazla bu yardımı yapmaya ihtiyacımız var? Çünkü İslam öyle bir sistem getirmiş ki Ahmet abi bize Veren de kazanıyor, alan da kazanıyor, sebep olan da kazanıyor, olan da kazanıyor. ve herkesin kazandığı Mevla'nın rızasını kazanmak için mücadele ettiği bir yapıdan bahsediyor. Kaybeden olmayan Dolayısıyla, bir ya. Yani bizim orada Allah dostlarından birisi vefat ediyor. Talebelerinden birisi rüyasında görüyor Ahmet abim. Evet. Tabii ki mübareği cennet bahçelerinden bir bahçede görüyor. Efendim diyor. Hangi sebeple siz bu makamı kazandınız? Evladım diyor ben 600 cilt eser yazdım ama onu burada göremedim. Bir gün ders çalışırken ilim talebesi iken kalemimi oynatırken bir baktım sinek su içiyor. Ben kalemimi oynatmadım o suyunu rahat içsin diye. Rabbim diyor beni bunun için affetti. Ya. Yani bu rüya aleminde talebeye bildiren bu Ahmet abi. Rabbim bizi nereden affeder bilmiyoruz. Bakın hatırlarsanız bir bayanın yolda giderken değil mi su kuyusundan ayakkabısıyla o köpeğe su getiriyor ondan affoluyor biz nereden af olacağımızı bilemeyiz Rabbimizin rızasını kazanmak için gayret edeceğiz sebepler Mevlam, arayacağız o sebeplerden biriyle bizi inşallah affedecek burada da gönüllere dokunuyoruz ya Ahmet abi Herhalde. adamı düşünseniz şu anda bir zaruret içerisinde hastane köşesinde bin bir meşakkatle dertle uğraşırken bir anda karşısına geçiyor bir bardak çorba içer misiniz? yani onun o andaki Allah razı olsun kelimesi var ya Ahmet abi her şey bedel. Çok güzel bir kelime. Başkanım e, peki dileyenler bu diyelim ki şu anda projenin ilk aşamada İstanbul'da başlatıldı. E, ben çorbamın ikram edildiği gün dağıtıma katılmak istiyorum gönlü olarak. Evet. Diyenler dahil olabilir mi? Tabii ki biz zaten özellikle bağışçılarımızdan bunu hep rica ediyoruz Ahmet Hı -hı. abim. E, gıda dağıtımlarımızda da bunu rica ediyoruz. Diğer yardımlarımızda da hafızlarımıza yardım ederken de mutlaka diyoruz bir gelin. Hem külliyemizi ziyaret edin veya bir ihtiyaç sahibi ailemiz ziyaret dedin. Gelin halini ee, görün Rahmanal. Değil mi? O çorba ikramında örnek veriyorum. Bugünkü çorba ikramında psikolojik olarak zaten ne kadar derdiniz varsa unutacaksınız. Niye biliyor musunuz Aynen. Ahmet abi? Biz çünkü şuna alışmışız. Bir bakıyorsunuz komşularımızdan birinde <laughs> görmüştüm. Evinde iki yaşında bir çocuğu var Ahmet abim. Çocuk yanımıza geldi. Baktım sürünerek geldi. Dedim abi yürüyemiyor hani yaşı artık gelmedi mi? Dedi ki Musin kardeşim onun dedi belden aşağısı peç İki yaşında çocuktan bahsediyorum ha. Şimdi bu annenin derdine bakıyorum. Diğer tarafta ya benim bir oturma grubum yok diyen ablamızın derdine bakıyorum. Dolayısıyla biz o sokaktaki dertleri görürsek, yani bu yardımları yaparken yaparken biz de bu yardımlara katılırsak, bunların içerisinde olursak o zaman bakacağız ki Ahmet abi bizim hayatımızda yaşadığımız dertlerin çoğu dert değil. Ya. Dünyayı dert eden dünya kadar dert edinir diyorlar Aynen ya. Öyle. Derdiğimiz, dertlendiğimiz hususlar ahiretimize güzellik katsın. Heybimizi boş dönmeyelim bu İnşallah. memleketten. Tabii ben inanıyorum ki bu yayınımız vesilesiyle bizleri izleyenler karınca kararınca herkes gücü imkanında. Bir kişiye bir çorba ve ekmek ikram etme bedeli 5 lira efendim. Herkes gücü nispetince 100 kişi 500 lira ve ben bir gün bin kişiye çorba dağıtılıyor, 5000 liralık o günün külfetini üstlenerek, e, bu güzel dağıtımlara da ben katılarak bir gün boyunca bin kişiden Allah razı olsun doğasında kendim işitmek istiyorum diyerek, bu bağışı yapan bağışlarımıza da kapılar açık ve desteklerinizi bekliyor bu proje efendim. E, bununla birlikte şunu da ifade edelim, e, aracımız ve dağıtılan içerisindeki ekmek ve çorba, Tüm e, izinleri ve standartların çok çok üzerinde kalitede ve e, donanıma sahip olarak hazırlandı. Bunu da ifade etmiş olalım. E, Hasetem Şefkat Çorbası Projesini geliştirmek, aracın sayılarını çoğaltmak, efendim e, dokunduğumuz yürekleri, insanları ihtiyaç sahiplerine daha fazla ulaşmak adına sizlerin desteğine müracaat ediyor Vuslat Derneği 0212 alan koduyla 659 2880 numaralı çağrı merkezinden ya da vuslat.org.tr web sitesinden. Detaylı bilgi alabilir, bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ee, bağış yapan, bağışa aracı olan, vesile olan ya da bağış yapamasa dahi niyeti, kalbi bu güzellikle birlikte olan herkesten Rabbim razı olsun Amin. diyelim Başkan. Şimdi bir diğer projemizi konuşalım istiyorum. Tabii ki TV'de e, kendi sesimizi... Biz kitlelere ulaştırdığımız bu anların bu dakikaları çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Ne kadar fazla konuya değinirsek bizim adımıza o kadar isabetli olacak. Hafızlık ve külliye çalışmalarımıza değinelim istiyorum başkanım. Musat Derneği'nin e, yıllar öncesinde bu yolculuğa çıkışında, bu evet. çalışmaları başlamasındaki e, en büyük sebep de hafızlık çalışmaları öyle değil mi? Evet. Şevket Gökşen hocamızın e, öncülüğünde, adımında. E, bugün hangi pozisyondayız ne kadar hafızımıza bakıyoruz ve bugün hafızlık çalışmamıza Vusat Derneği'nin açtığı perspektif nedir? Elbette. Ee, Ahmet abim hakikaten Vusat Derneği'nin belki de ilk varoluş projelerinden bir tanesi hafızlık Hı. projesi. Bizler medreselerde o kuru ekmek yiyen kardeşlerimizi, ilim talebelerini gördüğümüzde gerçekten içimiz çok acıdı. Bizler evlerinin bodrum katlarını medrese diye yardım olarak veren abilerimizin maalesef lağım suylarının o çocukların okuduğu yerlere aktığını gördük. Buraları gördükten sonra şunu söyledik. Kendimize suçlu soruyu sorduk Ahmet abi. En değerli varlığımız kim? Bizim en değerli varlığımız Rabbimiz. Celle abi. Bize her şeyi veren, bu hayatta kimi seviyorsak veya kim tarafından seviliyorsak bunun hepsini bahşeden, sevgiyi bize bahşeden bir Rabbimiz var. Bu Rabbimizin kelamı da ki zatındandır. Kelamı Mevla Teala'nın ayrılan bir sıfat değil biliyor musun Ahmet abi? Zatındandır. Zati sıfatlarından mı? Dolayısıyla Mevla Teala'nın bir parçası olan Kur'an-ı Kerim'i zihinlerine nakşeden o talebelerimiz o bodrum katlarını mı hak ediyor? Veya yemek yerken en edna olan o kurumuş ekmekleri ya da artık yemekleri mi hak ediyor? Diye kendimize bu soruyu sorduk. Ve ondan sonra dedik ki Ahmet abim bizler inşallah şu hayalle yola çıktık. Rabbim nasip eder etmez biz bilmiyoruz ama niyetimiz bu. Bizler dedik ki biz bu yola çıkacağız. Bugün medresedeki çocuklar o bodrum katından dışarıdaki çocuklara özeniyor ya. Oyun oynayan çocuklara. Allah'ın izniyle biz öyle bir külliye yapacağız ki dedi Ahmet abim. Dedik ki dışarıda oynayan çocuklar acaba biz bu külliyede okuyabilir miyiz? Acaba biz Kur'an öğrenebilir miyiz? Diye heveslenecekler. İmdenecekler. İmdenecekler o hale getirmek için uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun betonunda, demirinde, her zerresinde emeği olan abilerimiz, ablalarımız, o dün bin lira bağış yapan, dün yüz lira, beş bin lira bağış yapan ablalarımızın o betonları var ya Ahmet abim. Bugün geceleri teheccüd vakitlerinde göklere Kur'an-ı Kerim nidalarıyla şu anda süsleniyor. Şimdi külliyemizde ben hep arkadaşlar ederdim. Bir manevi gözümüz olsaydı da görseydik buradan göğe yükselen yani külliye medreselerden o ilim talebelerinden göğe yükselen niye bunu söylüyorum abi? Meleklerin gıpta ile baktığı bir iki tane insan var. İşte onlardan bir tanesi bu ilim talebeleri. Yani. Melekler gökyüzünden pencere açılıyor Ahmet abim. Bu ilim talebelerine gıpta ile bakıyor. Yani onların o Kur'an okuyuşlarına, tecvitlerine, gayretlerine, o uykusuz gözleriyle, bazı talebelerimiz var. Görmüşsünüz. Gözler böyle kapanıyor. Hayran ders yapmaya çalışıyor. E şimdi biz kendimize bakıyoruz abi. Hor hor uyuyoruz yani. Ama bu çocuklara bakıyorum şimdi böyle. Allah'ın kelamını öğrenmek için, Allah'ın dinini öğrenmek için gecelerini uykusuz geçiriyorlar. E bu çocuklara hizmet etmek kadar, bu külliyeleri inşa etmek kadar, bu medreseleri inşa etmek kadar daha güzel ne olabilir? Mi? Bir de Mevlat Hayla bu medreseleri ve külliyeleri öyle sevmiş ki Ahmet abim. Bakın ayet-i kerimede Mevla Teala buyuruyor ki abi Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inanan, namazı dost doğru kılan ve zekatı verenler inşa ederler. Yani başka birinin de vermesine müsaade etmiyor Mevla Teala. Bura benim özelim, benim sevdiğim, değer verdiğim yer. Ancak buraya da değer verdiklerim yardım edebilir diyor. Biz de buradan başçılarımıza Allah'ın izniyle sesleniyoruz inşallah. Bu külliyemizde şu an vakit varken, ömrümüz yetiyorken, Rabbim bize bir mühlet vermişken bu vakitleri biz doğru değerlendirelim. Buralarda en azından bir metrekare, 10 metrekare, 50 metrekare yerlerimiz olsun Ahmet abi. İnşallah. Başkanım hesaplarımızda, bankalarda o sayısı çok harflerimizin öldükten sonra bize kıymet harbiyesi yok. Ya da o kenarda tutmuş olduğumuz e, yatırımlarımızın, Kenarda biriktirdiğimiz emek vererek, hak e, çaba sarf ederek, gerçekten alın teri dökerek o helal kazançta tuttuklarımızın boşa yatmasının açıklaması izahatı yok. Ardından çocukların kendileriyle mirastan dolayı birbirlerine girmeli birçok olayı yaşıyoruz. Tabi demek istemiyoruz bu söylediğimiz kapı yanlış bir kapıyı açmasın. Yani biz kendi aile efradını kendinden sonraki nesli muhafaza edip onlara... E, bir güzellik, bir dünyalık olarak da bir şey bırakmak. Bunlar kötü şeyler değil. Amen ama eee gerçekten ya leyteni kuntu turaba diye ayet-i kerimede bahsetseydi. Keşke keşke toprak olsaydık diyeceği o an ne kadar e, yani insanın zelil duruma düşeceği bir andır ki o an için kurtuluş yollarını bu dünyada aramamız lazım. Dünya ahiretin tarlası. Burada ektiğimizde oraya gidiyoruz. Kişi Cehennem azabının alan muhafaza odunlarını da, ateşin odunlarını da buradan taşır. Gül bahçesinin serpintilerini de, güzelliklerini de buradan taşırmış. Dolayısıyla çağrıda bulunalım biz izleyicilerimize. Efendim hafızlarımız ve Erzurum'da inşa edilen dev külliyemiz nezdinde yüze yakın medresemiz Türkiye genelinde. Bugün sizlerin destekleriyle bu çalışmalarını sürdürüyor. Faturaları, kiraları, hoca giderleri, maaşları, yiyecekleri, içecekleri, talebelerimizin eğitim giderleri, kıyafetlerine kadar birçok husus sizlerin destekleriyle sağlanıyor. Binlerce talebemiz bugün Vusat Derneği'nin sponsorluğunda eğitimlerini sürdürüyorlar. Yahu bugün dünyanın zevk sefası için milyar dolarlarca paralar harcanıp eğlence merkezleri şayet kuruluyorsa, inşa ediliyorsa çok çok daha düşük meblalara inananların teslimiyetiyle elbette ki dünyadaki cennetler olan o medreseler hakkaniyetli ancak çok donanımlı, muhteşem, onur diyeceğimiz o külliyeler elbette sayısı çoğalacak. Birileri rahatsız olacak. Bunu biliyoruz. Olurlar. Geçmişte de oldu. İslam'ın varlığından ve mümin bireylerin yetişmesinden birileri rahatsız olabilir. Biz dünyanın öteki tarafında kesinlikle şey açısından rencide etme açısından söylemiyorum. İneğe tapmak gibi bir inancı kendine inanç edinmiş kişilere karşı nasıl ki saygı duyuyor ve onlara karşı bir saldırıda bulunmuyorsak Bugün mümin olduğu için dünyada saldırı altında olan ve gerçekten zulüm gören milyonlarca insanın varlığından haberdarız ve biliyoruz. Dünyanın bu iki yüzlülüğüne karşı inananlar da bir arada olacak, evet. cem olacak ve inşallah kendi değerlerini, güzelliklerini çoğaltacaklar Allah'ın izniyle. Peki başkanım bir hafızın ben Hafız olana kadar eğitimlerini üstlenmek istiyorum dersek. Yani kendimiz diyelim hafız olamadık ama hayra vesile olan e, o hayrı işlemiş gibidir evet. e, kabilinden Ben bir hafızı yetiştirmese nasıl vesile olabilirim? Ahmet abim e, bir hafızın aylık burs bedeli 250 TL. Hı hı. Ortalama 18 ayda bir e, kardeşimizin hafız olması planlanıyor. Burada toplam 4500 TL gibi bir rakam e, tutuyor. bağışlarımız dilerse zekatlarını verebilirler. E, dilerlerse Kendileri bir hafız yetiştirmek arzusuyla benim dünyada bir Allah'ın izniyle manevi bir dikili ağacım olsun inşallah deyip bir hafız yetiştirebilirler. Özellikle külliyemizle alakalı şu an inşaatımız devam ediyor. Allah razı olsun bağışçılarımız arasından bir teyzemiz sanıyorum bir blok inşaatını üstlenme durumu var. Elhamdülillah Değil evet ben bir o haberi çok istiyorum. memnun ettim. Biz programlarımızda sürekli söylüyorduk demek ki. Biz boşa söylemiyoruz Ahmet abi. Elhamdülillah. Yani hepimiz öyle aslında. Allah için söylenen hiçbir söz boş değil. Başkanım söz nereden çıkarsa yani, oraya hitap edermiş. Yani bakıyorsunuz Osmanlı'nın kuruluşuna bakıyorsunuz. Bir hayalle başlıyor her şey. Ee, biz burada bir ablamız bir teyzemiz çıkar bir bloğda inşallah o inşa eder diyorduk. Yani öyle bir teyzemiz e, sanıyorum niyetlendi. Bismillah bir aşamaya da geldi. Allah'ın izniyle. Doğa da isteyelim ki... Bu da hayırlı neticelensin çünkü evet. şeytanın da büyük seferberliği vardır. Bu güzel hayırlı çalışmalara İnşallah. engel olmak için. İnşallah. Yani buralarda e, Ahmet abi gerçekten birileri bu işleri yapacak. Bir gün Şahın Nakşibendi Hazretleri talebelerinin gönüllerinden böyle biraz olumsuz fikirler çıktığını görüyor. Bu bahçeyi yapar mısınız diyor talebelerine. Bahçeler çap, e, Talebeler bahçeyi çapalarken... Tabii gönüllerinden şu geçiyor. Ya biz buraya ilim tahsil etmeye geldik. Bu bahçe ne alaka? Şimdi toprağa yaşıyoruz. Burada ne ecir alacağız? Veya burada ne manevi bir şey olacak ki? Şimdi Allah dostlara kalplere hakim ya Ahmet abi. Diyor ki evladım o çapayı bırakın diyor. Ahmet abi. Çapalamayı bırak. Allah. Çapalara emrediyor abi. Diyor ki toprağa çapalayın. Çapalar kendi kendine toprağa çapalamaya başlıyor. Diyor ki evladım bu hizmetin size ihtiyacı yok. Sizin bu hizmete ihtiyacınız var. Yani bizim hepimizin şu anda insan olarak muhtacız ve ihtiyacımız var. Neye? Allah'ın rızasına. Yarın cennet mi acaba yoksa cehennem mi nereye gideceğimiz belli değil değil mi Ahmet abi? Hı hı. Bir imtihanın içerisindeyiz. Bizler cenneti kazanmak için uğraşıyorsak abim en güzeli için, en iyisi için Allah'ın izniyle mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. O zaman bu iyiliklerle beraber Rabbimiz izniyle ben inanıyorum cennetin en güzel yerlerini kazanacağız. İnşallah. Efendim e, başkan ifade ettiği başkanımız dediler ki bir hafızlık eğitim burs bedeli 250 liradır. E, ortalama 18 ayda kız ya da erkek kardeşlerimiz hafızlıklarını tamamlıyorlar. E, bir hafızın hafızını tamamlayıncaya kadar ona destek olan gerek toplu gerekse ay ay onun e, bursunu takdim eden bağışçılarımıza da şöyle bir hediye gönderiliyor. Şöyle bir plaket. Burada da hafız yetiştiriyorum projesi var. Altta rahle üstte musaf modeli en üstünde de kubbe ümmetçiliğimizi ifade edecek şekilde semboller çok manalı. Hemen altında sponsorun ismi yani kim bağışımız kimse onun ismi ve bu tarafta da talebemizin ismi. Talebemiz nerede eğitim görüyor ve kaç numaralı öğrencimiz, talebemiz. Bu da evlerinin en güzel yerlerine, hanelerinin en güzel yerlerine ya da iş yerlerinin en güzel yerine bir onur vesikası olarak konulup aynı zamanda görenleri de teşvik mahiyetinde konulabilir. Bunu da ifade etmiş olalım. Yine dev külliye ile ilgili de Erzurum'da yapımı devam eden, tamamlandığında 5000 hafızlık talebemizin yönetmenimden rica ediyorum ekrana getirebilirse 5000 hafızlık talebemizin tamamlandığında eğitimini göreceği o dev külliyemiz için şu anda yardımlarınıza müracaat ediliyor 1 ee, metrekare inşaat bedeli yani hazır bir şekilde talebelerimiz oturduklarında temsili olarak bin lira belirlendi ee, bir sınıfı inşa edip ben o sınıfa kendi ismimi ya da vefat etmiş annemin babamın dedemin ismini vermek istiyorum diyenler için bu da mümkün 50 bin lira karşılığında bir sınıfı üstlenebilirsiniz ee, bu şekilde bu dev külliyenin inşallah tamamı e, bitmiş olduğunda 5000 hafızlık talebesi içerisinde havuz, efendim basketbol, voleybol sahası, tenis kortları, yürüyüş alanları, parkurları ve öyle de güzel dizayn edilmiş ki kendine mahsus bir camisi, aşhanesi, tercihhanesi, efendime söyleyeyim e, tüm müştemiliyatı, tüm ihtiyaçlarını kendi içinde görebilecek fırını dahil e, imkana sahip. Tünelleri, tüneller marifetiyle de bütün bloklar Alttan birbirine bağlı. Malum Erzurum'da eksi 40'lı 40 evet. dereceleri görüyor zaman zaman. Yavrularımız üşümesin sıcak soğuk olmasın diye e, camiden efendim e, bir tane bloğumuza oradan ders diye, oradan yemekhaneye oradan yatakhaneye geçerken talebelerimiz soğukla karşı karşıya kalma Tünelleri kullanarak gidebilecekler. Yani çağın tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Ne için? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayrukum men taallemel Kur'an ve 'allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir dediği o Kur'an'ı öğrenenlerin ve öğretenlerin güzel bir imkan ile her türlü imkanı kendilerine seferber ederek bu ilmi, bu hizmeti sürdürmeleri için Rabbimiz inşallah muvaffak kılar vesile olan, bugüne kadar bağışçısı olan ve bundan sonra bağış yapmak kendisine nasip olacak herkese en güzel ecirler ile Rabbim mükafatlandırsın diye dua edelim. Başkanım Hemen yanı başıma şöyle plaketini de hazırladım. Su kuyusu projemiz var bir de değil mi? Evet. Su kuyusu projemiz de çok ehemmiyetli. 2500'e yakın su kuyusu açtı şimdiye kadar Vusat Derneği Asya ve Afrika'da. Herkes diyor ki 5000 liraya nasıl su kuyusu açıyorsunuz? Ben de size sormuş olayım. Vusat Derneği 5000 liraya nerede, nasıl su kuyusu açabiliyor? Elbette. E, Ahmet abim özellikle e, Arakan'da su kuyusu açıyoruz. Bangladeş'te Biliyorsunuz o da Arakan sınırında zaten hı hı. mültecilerin olduğu bölgede. Burada su kuyuları açıyoruz. Sri Lanka'da bağışlarımız soruyor Sri Lanka neresi diye. Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiği ilk yer, ayakbağısı ilk yer hı. Sri Lanka. Yani bizler elimizden geldiği kadar o İslam'ın merhamet yüzünü, elimizden geldiği kadar o ihtiyaçlı olan gerçekten e, buradaki insanlar mazlum insanlar. Kilometrelerce yol yürüyorlar Ahmet abim. Çamurlu suya ulaşıyorlar. Yani. Birçok hastalık. Bugün Türkiye'de ile alakalı rakamlardan bahsediyoruz. Dünyada ile alakalı raporlar çıkıyor. Maalesef Afrika'da buralarda rakamlardan dahi bahsedemiyorsunuz. Çünkü bir kayıt sistemi dahi yok. yok Ahmet abi. İnsanların kimliği dahi yok. Ne olduğundan Ve haberimiz yok. kimler öldü, kimler kaldı, kimler devam ediyor hayatına bu dahi çoğu yerde bilinmiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize 5000 liralık bir projeyle ...hem bağışçılarımızı zorlamayacak şekilde... ...çünkü gerçekten 30 bin liralık kuyularımız var... ...100 bin liralık kuyularımız var Ahmet Ağal'ım... ...evlere borularla su dağıttığımız... ...su kuyusu sistemlerimiz var... ...bunlar da var... ...ama bağışçılarımız... ...bizler o bağışa daha çabuk ulaşalım ve... ...annemiz adına, babamız adına... ...kendimiz adına bir su kuyusu inşa edelim... ...orada su aktıkça ecri bize inşallah gelsin... ...niyetiyle bize talepte bulundular... ...bizler de böyle bir projeyi hayata geçirdik... ...5 bin lira gibi bir rakamı Allah'ın izniyle... Onların gönüllerinde dua oluyoruz Ahmet abim. O su kuyuların üzerinde de Allah'ın izniyle manevi isimlerimiz yazıyor çok şükür. Elhamdülillah. Başkanım 5000 liraya açılan su kuyularında evet. e, açılış merhalelerinin geçtiği tüm aşamalar... ...şöyle bir vusat derneği flash belleğiyle e, kimlere dağıtılıyor, o su kuyusu nerede açıldı... ...açılışından görüntüler, kazılırken görüntüler, en son açılış töreninde yapılan bir dua şu an ekrana geldiği gibi... ...üzerinde hemen yanında bir tabela, tabelanın üzerinde sizin isminiz... Dilediğiniz ya da anne babanızın vefat etmiş bir merhumun ismi e, ile birlikte tüm aşamalar bir flash bellekte sizlere gönderiyor arkadaşlarımız. Bir de açılıştan bir fotoğraf karesini görüntüyü bu plakette olduğu gibi basıyoruz. Bunu da yine evinizin en güzel yerine gördükçe bu güzel hizmeti ve yaptığınız güzelliği hatırlayıp şükredeceğiniz. Oradaki müminlerin sizlere dualar ettiğini e, hatırlayıp mutlu olacağınız böyle bir plaketi de sizlere Vusat Derneği kargoyla gönderiyor Başkanım bir su kuyusunun açılış e, süreci ne kadar? Tabii şu an hem pandemi var hem de kırsal bölgelerde açılıyor, zorlu bölgelerde. Hemen bugün sipariş verildiğinde e, o kuyunun orada açılması dernek adına da evet. e, hemen çok hızlı olacak bir şey değil. Ne kadar bir sürede yapılabiliyor? Ahmet bu? abim Allah razı olsun kurumlarımızdan. Bunlar hep kurumlarımızın, e, vakıflarımızın, derneklerimizin bereketiyle gerçekten oluyor. Şöyle... Ee, belki bizler o kilometrelerce öteye ulaşamayız. Yani oradaki ihtiyaç sahiplerini tespit edemeyiz ama hı hı. bunlar hep şu anda zaten örnek veriyorum. 2500 kuyu açtık ya biz. Şu anda bekleyen 1000 kuyumuz var. Evet. Yani talepte bulunan, o suyu olmayan, e, bu hanelerin isimleri mevcut, yerleri mevcut. Bunlar daha önceden tespit ediliyor. O yüzden e, hızlı hareket edebiliyoruz elimizden geldiği kadar. Yani bizler Allah'ın izniyle e, buralarda hem su kuyusunun açılışını, bu e, flash bellek vasıtasıyla bağışlarımıza gönderiyoruz. Tüm süreci görüyorlar. Kuyu nasıl açılmış? Nerelerde açılmış? Açılırken hangi merhalelerden geçmiş? Orada açıldığında kimler su içiyor? Bunları da bağışçılarımız görmüş oluyor. Zaten Vustat Derneği'nin e, bu anlamda e, gelişmesinin evet. en büyük sebeplerinden bir tanesi Ahmet abi şeffaf olması. Bizler bir su kuyusu açarken de bağışçımızla paylaşıyoruz. Hı hı. Görüntülerimizi, e, videolarımızı, resimlerimizi Kurban keserken de aynı şekilde paylaşıyoruz. Bir hafız yetiştirirken de paylaşıyoruz. Külliye yaparken de paylaşıyoruz. Ne oldu? Hangi aşamalardan geçti? Ne her bitti? şeyimiz elimizden geldiği evet. kadar Vusat Derneği'nin üzerine, kayıtlı vakıflarımızın üzerine Allah'ın izniyle e, bağımsız denetim kuruluşları tarafından da kurumlarımızı denetleterek bağışlarımızın o bağışlarını güvenilir şekilde en doğru yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Başkanım zaten burası e, bir vakıf. Yani tüm ümmetin üzerinde hakkı var. Elbette buranın yöneticileri ve paydaşları da en hakkaniyetle, en mükemmel şekilde veren el ile alan el arasında köprüde olurken gerekli hassasiyeti, gerekli evet. muhafaza etmesi gereken değerleri koruyarak bu çalışmaları yapıyor. Ee, efendim bir su kuyusu bedeli 5000 bin lira e, Asya'da, 25 bin lira da Afrika'da su kuyuları açılabilir. Sizin de dilerseniz isminizin, anne babanızın ismiyle ya da e, sevdiğiniz bir insanı mutlu etmek için onun ismiyle Böyle bir sıkıysa açabilirsiniz. Sanırım ulaşılmaz bir e, rakam değil ücret itibariyle. Gelin hep birlikte bu güzelliği çoğaltalım. 0212 alan koduyla 659 80 numaralı Musat Derneği çağrı merkezinden ya da musat.org.tr'den detaylı bilgi alıp bağış yapabilirsiniz. Rabbimiz tüm hastalara şifalar ihsan eylesin. Şu hastalığı tez vakitte üzerimizde def ve izale eylesin. İbret almayı hepimize nasip etsin. İyilerden hakkı ve hakikatı Koruyanlardan kılsın bizleri. Bir başka programda görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla efendim.